Esra kardeşimizin bir sorusu var. Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamayı özledik diyor. Evet doğru. 30 Ağustos'ta kurultay alanında kutlamalar yapılacak mı? Ee, sevgili Esra kardeşim programımız 26 Ağustos'la 29 Ağustos tarihleri arasındaki 4 gün. 26'sı sabah başlayacak 29 Ağustos akşamı bitecek. 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarını Türkiye'nin her yerinde yapacağız. Ee, tabii o 29 Ağustos akşamı Çanakkale'de olacağız. Belki bu çerçevede e, Çanakkale kutlamalarına da katılacağız. Genel Başkanımızın kutlamalara Çanakkale'de mi başka bir yerde mi katılacağını önümüzdeki günlerde kararlaştıracağız. Ama orada. Kurultayı tamamlayan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü 30 Ağustos'ta Çanakkale'de olacak. 30 Ağustos milli bayramlarımızı kutlanmasından rahatsız olanların e, uzun zamandan bu yana milletin bayramını kutlamasın diye harcadıkları çabalara rağmen bayram kutlamaya devam ediyoruz. Halk, millet bayramına sahip çıkacak. Haklısınız. 30 Ağustos'u Kurultay alanında değil ama Çanakkale'de ve Türkiye'nin her yerinde kutlayacağız. Yine bir başka sorumuz, e, uzun zamandır sokağa inmeyen bir CHP'den, sokakları terk etmeyen bir CHP'ye adalet kurultayının devamı olacak mı diyor. Tabi e, tabii siyaset Türkiye'de öyle bir noktaya geldi sıkıştı ki özgürlüklerin demokrasinin olmadığı bir yerde iktidar tek adam rejimi e, siyaset alanını sokağa taşımayı zorunlu hale getirdi. Demokratik çerçevede eylemlerimiz devam edecek. Demokratik tepkimiz devam edecek. Demokratik siyasetin bütün enstrümanlarını kullanacağız. Bütün mekanizmalarını kullanacağız. Türkiye bu sıkışmışlığı hak etmiyor. Türkiye bu baskıyı hak etmiyor. Yani bu güzel soruya diyorum ki mücadeleye devam